yani size yaşanmış bir olayı anlatacağım. Zamanın birinde, bundan yıllar önce, köyün birinde bir çocuk yaşta toprak yemeye alışmış. Kil ya da çorak toprağı. Neticede bu şekilde uzun yıllar geçiyor, büyüyor, delikanlı oluyor. Fakat bu büyüdükçe yaşadığı, yaptığı bu olaydan utanmaya başlıyor. Ama alışkanlık, canı istedikçe, canı çektikçe devamlı toprak yiyormuş, kil ya da çorak. Bundan bırakmak için çareler düşünmüş, kendine becerememiş, yapamamış. Birkaç kişiye danışıyor. Birisi diyor ki, git aktara şeker kamışı çubukları al. Aklına toprak yeme alışkanlığı gelince, o hissin oluşunca şeker kamışı çubuklarını alır, çiğnersin. Bu şekilde unutur gidersin, zamanla bu alışkanlıktan kurtulursun diyor. Belediye gidiyor delikanlı, aktarı buluyor. Aktara diyor ki, şeker kamışı çubuğu var mı sizde? Var diyor. Tamam diyor, fiyatını öğreniyor. Bana diyor belli bir miktar, örnek yarım kilo verdi. Tamam veririm diyor. Yalnız diyor, benim eşit kollu teraziye koyduğum kilo kilden olur mu diyor. Ne fark eder? Olur diyor. Terazinin kefesine kil topağını koyuyor ve içeride iç bölmede adam şeker kamışı çubuklarını kırmaya gidiyor. Bu esnada terazinin başında duran delikanlı kile canı çekiyor. Adam çubukları kıra dursun, tırnağıyla killeri yemeye başlıyor. Kırıp kırıp yiyor. İçerideki adam bir ara bir bakıyor ki adam terazinin kefesindeki tartıdaki kili yiyor. Adam diyor ki, olsun diyor. Çalan kendi nasibinden çalar. Başka hikayelerde görüşmek üzere.